Selamun aleyküm arkadaşlar. Beşiktaş Galatasaray derbisi bitti. Galatasaray 1-0 kaybetti. Hiç ahkam kesmeyeceğim, uzatmayacağım. Şöyleydi, böyleydi, şuydu, buydu demeyeceğim. Bir takım gerçekleri söyleyeceğim, dilimin döndüğü gerçekleri söyleyeceğim. Hemen noktayı koyacağız kardeşim. Bakın şimdi futbolda dün yoktur. Futbolda bugün vardır. Dün çok başarılar elde etmişsinizdir. Kupalar, şampiyonluklar, onlar bunlar. Zirve, zirve, zirve ama bugün eğer ortada bir şey yoksa o zaman bunun hiçbir anlamı olmuyor o sadece kupalar müzelerde yer alıyor ve nostalji olarak tarihe yazılıyor adınız altın harflerle deniliyor ki işte şöyleydi böyleydi büyük hocaydı büyük futbolcuydu falan filan bakın şimdi Morino nerede bir zamanlar zirvedeydi ama şimdi Morino oralarda buralarda vakit öldürüyor şimdi arkadaşlar Fatih Terim'e. Daha önceki sohbetlerimde de söyledim. Galatasaray kulübünde yönetici olsam, başkan olsam ömrünün sonuna kadar hoca olarak mukavele imzalarım. Bu takımın başında olsun derim. Şimdi söyleyeceklerimden dolayı vay Ersan Çelik sen zaten Fatih Hoca'nın aleyhindeydin. Bir takım şeyleri e, böyle e, fırsat kolluyordun söylemek için. Şimdi yeri ve zamanı geldi söylüyorsun falan gibi değil. Asıl olan Galatasaray'dır arkadaşlar. Ben Galatasaray'ın menfaatleri için söylerim ve biz mevsim başında hatta bugünlerde yeah bir hafta önce, üç hafta önce, beş hafta önce hep durduk. Çünkü e, neden durduk? Galatasaray'ın kadrosu hakikaten çok güçlü. Hakikaten bu kadro çok iş yapabilecek kalitede, kapasitede bir kadro. Ama ne yazık ki bu kadro iş yapmıyor. Bu kadro gelene, gidene puan dağıtıyor. İşte olmadık zamanlarda mağlubiyetler alıyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde durum belli. Lig'de durum belli. İşte Galatasaray 9 hafta sonunda 13 puanda kalmış durumda. E, liderler arasındaki fark giderek açılıyor. Her neyse bunlar önemli değil. Ben şunun da e, iddiasında değilim. Galatasaray her sene şampiyon olacak işte kupaları alacak falan oralarda da değilim. Ama şunu e, çok iyi söylememiz ve bilmemiz lazım ki bu Galatasaray takımı son yılların en iyi e, kadrosunu kurdu. En iyi futbolculara sahip. Dünyanın sayılı 5-6 golcüsünden biri şu anda Galatasaray'ın kadrosunda. Efendim sakatlı da oynamıyordu o benim sorunum değil. Sakat makat kardeşim. Kim oynatacak? Hoca oynatacak... ...eğer bu futbolcu alınıyorsa hoca oynatacak... ...hatırlayın ne dedi e, Ünal Aysal... ...Fatih Terim Snyder'in alınmasına... ...karşı çıktığı dönemlerde... ...ben dedi oynatmam vesaire... ...buna benzer şeyler söylemişti... ...dönemin başkanı Ünal Aysal da dedi ki... ...hem Snyder'i alırım... ...hem de Snyder'i oynatacak... ...hocayı alırım dedi değil mi... ...bu kadar e, kesin ve net... İşte şimdi flash cümlemi söylüyorum... ...artık bu dakikadan sonra... Galatasaray'ı oynatacak bir hocaya ihtiyaç var arkadaşlar. Bakın bu Fatih Terim'le alakalı falan bir şey değil. Bu hocalar böyledir. Dönemsel olarak gelirler, çıkabilecekleri yere kadar çıkarlar, sonra dururlar. Ondan sonra da iniş başlar. Fatih Terim geldi geldi. Aynen Morino'da olduğu gibi. Morino'da geldi geldi durdu. Ne oldu? Gönderildi. Yollar ayrıldı. Şimdi bu ben Fatih Terim'le yollar ayrılsın yarın kapının önüne konsun falan demiyorum. Evet kredisi var. Şunu var. Onu var. Bunu var. Tamam. Her şeye eyvallah. Bunların hiçbirine itirazım yok. Taraftar hala arkasında durur. Şampiyonluklar vesaire. Ama bu takım o kadar kötü ki o kadar kötü futbol oynuyor ki ruhsuz, cansız, isteksiz Kadro derinliği var, o var, bu var ama sahaya e, maç kazanacak, mücadele edecek 11'i bulup çıkaramayan bir hoca var. Hoca başka şeylerle uğraşıyor, sıkıntıları vardır, o vardır, bu vardır. Ben onları bunları bilmem kardeşim. Bu dakikadan sonra ben ne demiştim kendim? İnandığım için söylemiştim. Bu Galatasaray, bu Beşiktaş'ı üçler dedim ya. Haykadan 3'ler buna inanıyordum ya Beşiktaş'ın yürüyecek hali yoktu. Ama o yürüyecek hali olmayan Beşiktaş'ı Galatasaray diriltti. Onlara cesaret verdi. Abdullah Avcı kim ya? Galatasaray, Fatih Terim gibi bir teknik direktörü alt edecek bir hoca mı? Ama öyle ya da böyle Abdullah Avcı kendine göre bir plan yapmış, bir senaryo yazmış, bir kurgu oluşturmuş. Onun etrafında oynuyor. Galatasaray'da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok meclisin başında ne oynuyorsa geriye pas yana pas sıkıştın yavaşlattır ileride bir tane garibin adam işte ona top gelirse gelir zaten kaybolup o da gidiyor hiçbir şey yok yana pas orta saha başarısız o bilmem ne yapacak Babel'e top gelecek Babel topu basıyor duruyor sağa sola bakıyor bir çay söylüyor falan ondan sonra canı isterse ortalıyor ne var iyi ya bir kere Babel kesilmez mi bir kere Belhanda kesilmez mi? Ne bileyim daha önce kızdın Gençler Birliği maçından sonra dedin ki ben göstereceğim onlara operasyon yapacağım onu yapacağım bunu yapacağım dedin ya Şener şu Mariano'dan daha mı kötü oynar ya da Negatomo'dan daha mı kötü oynar e, Emre Taşdemir neden bunlara şans vermiyorsun vermiyorsun inat Belhanda Real Madrid maçı sonrası kapışmış o olmuş bu olmuş getirmişsin derbide 11'e mükafatlandırır gibi koyuyorsun. Ya bunları tabii ki sen bileceksin. Biz bilmeyeceğiz ama bu şunu gösteriyor. Artık bu Fatih Terim'in Hoca olarak Galatasaray'a verecek bir şeyi kalmadı kardeşim. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Ya bizler senin arkanda duruyoruz. İnanıyoruz diyoruz ki hoca bak bir takım işte operasyonlar yapacağım diyor. Yapacak. Ona şans verecek. Buna şans verecek. Emre Mor'u niye aldın kardeşim? 10 dakika 15 dakika için hatta 5 dakika için Emre Mor mu alınır? E ne bileyim öbür tarafta Adem. Adem Büyük işte. Adem Büyük girdi son 10 dakikada bütün kafa toplarını aldı. E, bunları niye başta bu operasyonlar düşünülmüyor? Yani yani Galatasaray'da bugün uzun sözün kısası dedim ya ahkam kesmeyeceğim öyleydi böyleydi şöyleydi falan diye bu işi bilenler biliyor sizler de gördünüz zaten ne olduğunu e, futbolda da illa yani ilim adamı profesörler dehalar olmaya da gerek yok neyin ne olduğunu görüyor işte herkes antrenör olmuş. Bakın Anadolu'ya gidin bir sürü antrenörler var. İşte Sergen antrenörlük yapıyor. Rıza antrenör. Bülent Korkmaz, Okan. Herkes antrenör kardeşim. İlla yani e, hakem kesmesine bilmem ne olmasına gerek yok ki. E, Fatih Terim de yapıyordu. Yaptı 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 geldi noktayı koydu. Artık bir kan değişikliği. Bu sene Galatasaray'dan belli oldu ki bir şeyler olmayacak. Yani bu gidişle bu tempoyla bu ruhla bu havayla bu takımdan bir şey olur mu? Olmaz. Beşiktaş karşısında şöyle oynadı böyle oynadı. Ne oynadı? Hakem hakem yani haykadan kansızın önde gideni iyi maç mı yönetti hayır özellikle ikinci yarı ya komedi ya komedi yani Galatasaraylı futbolculara mesela Marko'ya bir sarı kart gösterdi evlere şenlik aynısının bir benzerini hakikaten kart gösterilmesi gereken pozisyonu Beşiktaş'ta yaptı. Sırtını sıvazlıyor. Onun gibi daha bir sürü aptal aptal şeyler yaptı. Ama adam şunu düşünüyor. Diyor ki ha bu arada Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra da ha, yani amaç hasıl olduktan sonra da mesela Enzonzi ayağa bastı bilmem ne yaptı. Şimdi bazı lavuklar diyecekler ki işte hakem kötü niyetli olsaydı bak Galatasaraylı da şunu yaptı bunu yaptı atardı. ya hani derler ya borun pazarı geçti süre şeyini diye. Amaç hasıl olmuş Beşiktaş 3 puan hanesine yazdıracak duruma gelmiş. Ondan sonra Galatasaray onu özellikle yapıyor. Çünkü söylentilerin önüne geçecek. Hakem bak işte şöyle diyor. Neyse Mete Kalgoğan'ı boş ver. Cüneyt Çakır'ı boş ver. Bunların zaten ne oldukları belli. Mevsim başından beri doğruya doğruya geldiler. Biz Galatasaray'a bakalım. Asıl olan Galatasaray'dır. Arkadaşlar şu anki Galatasaray'ın görüntüsüyle bundan sonrası çok zor. Bundan sonrası için Fatih Terim gidecek yönetimle başkanlı onunla bundan oturacak. Bu kavgayı gürültüyü bırakacak. Artık bu bir birleşme huzur muzur falan olmuyor. Ben Galatasaray'ın ilacı huzurdur dedim. Birlik beraberliktir dedim ama yok ya yok bunu yapabilecek kalite, kapasite bunlarda bu kafa bunlarda yok yani. Dedim ki bakın Fenerbahçe yüksek divan kurulunda Sayın Cumhurbaşkanının geldiği o toplantıda verilen mesajlarla Galatasaray şimdi tek yumruk olur. Aslanlar gibi yürürler, ezerler geçerlerdi. O mesajları da alamamışlar. Galatasaray'da birlik beraberlik olmayacak. Bu hoca hoca işleri. Zaten Fatih Terim'in üç tane yer yardımcısı var al birini vur diğerine bizim bekçi Murtaza'yı getirsek onlardan daha çok katkısı olur Galatasaray'a her neyse şimdi Fatih Terim eğer Galatasaray'ı şu kadar seviyorsa yani bu yolun sonu karanlık şimdi bu yolun sonu karanlık olduğuna göre otursun yönetimle kendi yukarıda mı oturur nerede oturur ee, çekilsin bir kenara şu takım yapma işine bir ya beğenmediğimiz Tudor zamanında bu takım sahaya çıktığı zaman eziyordu herkesi ki medyanın bu kadar saldırılarına rağmen onca hain saldırılarına rağmen o Tudor ayakta dik duruyordu. Takım futbol oynuyordu. El ele veriliyordu. Bir şeyler vardı ya. Şimdi hiçbir şey yok kardeşim. Hiçbir şey yok yani. Kim kime dumduma. Ben Galatasaray'a Galatasaray, a, Galatasaray a rakiplere çimleri yoldurur diyorum. Üçler beşler diyorum. Millet Galatasaray'a çimleri yolduruyor. Ya bu nasıl bir orta saha? Bu nasıl bir defans? Forvet diye bir şey yok. Bu hocaya yazar. Bunlar öncekiler de hocaya yazardı. Biz yazdırmadık. Dedik ki şudur budur bu, falan dedik. Hoca şimdi tabii ki bir takım şeyler söyleyecek Mart okuyacak, martaval okuyacak. Yok onu keserim, onu asarım. Şöyle olacak. Bitti abi. Bu işler bitti. Bakın bundan sonra dediğim gibi hoca yukarıda otursun. Cukkalarını alsın, koysun cebine. Oraya bir tane bir teknik direktör gelsin. Bir kan değişikliği olsun. Yürüsün gitsin ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani bu işler Fatih Terim'e yazar. Bu Beşiktaş mağlubiyeti de Fatih Terim'e yazar. Bundan sonra oynayacağın Rize maçının garantisi yok. Erzurum'a gideceksin. Gaziantep'e garantisi yok. Sonra Trabzon deplasmanı var. Yani giderek Galatasaray ki Galatasaray'ın üstüne zaten oyunlar da oynanacak. Bunların altından Fatih Terim falan kalkamaz. Koç Ali ve ekibi zaten Fatih Terim işte bu noktaya getirmek, Galatasaray'ın başından uzaklaştırmak için gayret gösteriyorlardı. Bütün amaç plan buydu. İşte amaç hasıl oldu. Bundan sonra bakın biz bile artık Fatih Terimle Galatasaray'ın bir yere yürüyemeyeceğini. Fatih Terim camia içinde kalsın. Camianın yarın gelecek planlamasını yapsın, onu bunu yapsın ama artık teknik direktör olarak hiç hiçbir şey yapabilecek. Kalitesi, kalitesi, kapasitesi sıfırlanmış durumda. İnanın bana bunu bir mağlubiyet sonrası Beşiktaş mağlubiyetinin verdiği üzüntüyle ya da Öyle bir hırsla, öfkeyle de söylemiyorum. Gerçek bu ya, gerçek bu yani. Yani bundan sonrası abi kepenkler indirilmiştir. Galatasaray kendi sahasında da kötü oynuyor, deplasmanda da kötü oynuyor. Hiçbir vukuatı yok. Bu kadar kaliteli futbolcuların geldiği, olduğu bir takım eğer bu kadar kötü oynuyorsa, bu kadar ruhsuz oynuyorsa bu iş bitmiş demektir. Ve bu işin sorumlusu da, baş sorumlusu da Fatih Terim'dir. Artık çekilme, dinlenme, yukarılara çıkma zamanı gelmiştir. Gitsin futbol AŞ başında otursun, onu yapsın, bunu yapsın ama oraya şöyle genç dinamik Galatasaray'a futbol oynatacak cevval cebbar birisi gelsin ya. Bu kötüleme değildir. Bu Fatih Terim'in üstünü çizme değildir. Fatih Terim'i sevenler, arkasında duranlar hemen öküz altında buzağı aramayın. Ben de hocanın Galatasaray camiasının içinde olması gerektiğine, görevine devam etmesi gerektiğine inanıyorum ama bir başka kul kulvarda, başka görevlerle, başka ünvanlarla yapsın bu işi. Yani Galatasaray'ın harbiden yeni bir hocaya ihtiyacı var. Bu olursa olur, olmazsa Galatasaray bu sene ilk beşin dışında kalır arkadaşlar. Avrupa'da da ben öyle şampiyonluk falan filan diyorum ama güvendiğim dağlara kar yağdı artık ya. Kar yağdı. Bundan sonra inanmıyorum. Karanlık bir tablo falan da çizmiyorum. Gerçek budur arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bakalım sizlerin bu konudaki düşüncelerinizi de öğreneceğiz. Yorumlarınızı da öğreneceğiz. Evet Fatih Hoca Galatasaray için bir değerdir. Tekrar söylüyorum. Büyük başarılar adını tarihe altın harflerle yazdırdı. O oldu bu oldu ama futbolda dün yok. Futbolda bugün var kardeşim bugün bugün. Bugün şu Beşiktaş'a yeniliyorsan ne bileyim önüne gelen giden sana vuruyorsa gençler birliğini yenemedin ya. Gençler tamam hakem penaltını vermedi doğradı oydu buydu ama biraz da hoca ya hoca hoca dedirtiyorsun bize yapma ya yapma. Kaşın üst, gözünün üstünde kaşın var demiyor kimse. Evet diyorsun ki taraftar kredim var falan. Kim ya? Şu Abdullah Avcı kim ya? Fatih Hoca'yı geliyor madara edip gidiyor ya. Yeter ya. Arkadaşlar selamlar sevgiler gönderiyorum. Ben bu sohbetin devamlarını inşallah bu, bu mealde yapmaya da devam edeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın.